Hepinize merhaba sevgili çocuklar. Bir önceki videomuz kameradaki aksaklık sebebiyle yarım kalmıştı. Öncelikle bu aksaklık için özür dileriz. Önceki videomuzda sayfa 240, 241, 243, 248 ve 249'un yarısını çözmüştük. Bu videoda ise 249'un kalan yarısını, 250, 252, 253, 255 ve 256'nın sayfaları çözeceğiz. Kaldığımız yerden yani sayfa 249 5. sorudan devam ediyoruz. Aşağıdaki şekilde dikdörtgenin uzun kenarı 14 santimetre, kısa kenarı 6 santimetredir. Kare ile dikdörtgenin çevre uzunluğu eşittir. Yani dikdörtgenle karenin çevrelerinin uzunlukları eşitmiş. Buna göre karenin bir kenar uzunluğunu bizden bulmamız isteniyor. Öncelikle çocuklar dikdörtgenin çevresinin uzunluğunu hesaplayalım. Uzun kenarı 14. Kısa kenarı 6 santimetre. Uzun kenarla kısa kenarı toplayıp 2 ile çarpacağız. 14 ile 6'yı topladık. 20. 20 ile de 2'yi çarptık. 40 santimetre bulduk. Demek ki çocuklar bu karenin de çevresi 40 santimetre. Çevresi verilen karenin bir kenarını bulmak için çevre uzunluğunu 4'e bölüyorduk. 4 eşit kenar olduğu için karenin 40'ı 4'e bölersek çocuklar 10 santimetre olur. Yani bu karenin bir kenar uzunluğu 10 santimetreymiş. 6. soru. Yandaki şekil bir kenarı 9 santimetre olan karelerden oluşmaktadır. Buna göre şeklin çevresinin kaç santimetre olduğunu bulunuz. Çocuklar burada yapılan hatalardan biri şu. Sizden karenin çevresini bulmanız isteniyor. O yüzden sadece çevresindeki kenarları, çizgileri ölçeceğiz. Yani şu iç taraflarla bizim bir işimiz yok. Bazen bu tip sorularda buradaki kenarları da ölçüyorsunuz. Bu doğru bir şey değil çocuklar. Şimdi biz bu karenin etrafını yani çevresini ölçelim. Her bir kenar 9 santimetreymiş. Bakalım kaç tane kenar var çevrede? 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane kenarımız var çocuklar. Her bir kenarımız da 9 santimetre olduğu için 10 ile 9'u çarpıyoruz. Bu şeklin çevresinin uzunluğu 90 santimetredir. Sayfa 250'deyiz. Sorumuzu okuyalım. Dikdörtgen şeklindeki bir okul bahçesinin etrafına ikişer metre aralıklarla fidan dikilecektir. Bahçenin kısa kenarı 40 metre, uzun kenarı 80 metredir. Kaç tane fidan alınması gerekir? Kafamıza daha iyi canlandırabilmek için buraya hemen bir dikdörtgen şekli çizdim çocuklar. Uzun kenarı 80 metre, kısa kenarı 40 metre. Önce bu dikdörtgenin çevresini bulalım. Artık öğrendik iyice. Uzun kenarla kısa kenar, yani bir uzun kenarla bir kısa kenarı toplayıp 2 ile çarpacağız. 80 ile 40'ı topladık. 120. 120 ile 2 ile çarparsak 240 metre olur. Yani bu dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 240 metre çocuklar. Ama soruda bizden bu okul bahçesinin etrafına ikişer metre aralıklarla fidan dikilecektir diyor. Kaç tane fidan? İkişer metre aralıklarla dikileceği için dikdörtgenin çevre uzunluğunu ikiye böleriz çocuklar. Eğer bizden 3 metre aralıklarla fidan dikileceği istenseydi o zaman 3'e bölerdik. 4 metre isteseydi 4'e bölerdik. 2 metre istediği için 240'ı 2'ye bölüyoruz. Bir şeyi 2'ye bölmek demek onun yarısı demektir zaten. 242, 240'ı 2'ye bölersek 120 olur çocuklar. Yani bu okul bahçesinin etrafı için, çevresi için 120 fidan alınması gerekmektedir. Sayfa 252'nin birinci sorusundayız çocuklar. Aşağıda verilen soruları görsele göre cevaplarınızı diyor. Hemen bakalım. A. Ağaç kaç birim karelik yer kaplamaktadır? Çocuklar ağacın birim karelerini saydığımızda ağaç 37 birim karelik yer kaplamaktadır. Güneş
15 birim karelik yer kaplamaktadır. Bulut. Bulutta tam kareler ve yarım kareler var çocuklar. O yüzden bakalım şöyle bir. Önce tam kareleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tam kare var. 1, 2, 3, 4 tane de yarım kare var. 4 tane yarım kare, 2 tane tam kare yapar. Zaten 8 tane tam karemiz vardı. 2 de böylelikle oldu. Toplam 10 karelik yer kaplamaktadır. Toprak kaç birim karelik yer kaplamaktadır diye sormuşlar. Toprağı da saydığımızda 29 birim karelik yer kaplamaktadır. E şıkkında siz de bir şekil ekleyiniz ve şeklin alanının kaç birim kare olduğunu yazınız demiş. Onu siz istediğiniz şekilde bir şekil çizip kaç birim kare olduğunu bulursunuz çocuklar. İkinci soruyu okuyorum çocuklar. Siz de kendi kitaplarınızdan takip edebilirsiniz. Okulumuzun kermesinde aşağıdaki tepside bulunan baklavalar satılmaktadır. Her bir baklava dilimi 3 TL'dir. Boyalı alanlar satılmayan dilimleri göstermektedir. Satılan baklavalardan ne kadar kazanç sağlandığını bulunuz. Boyalı alanlar satılmayan dilimleri gösteriyor. Demek ki boyalı olmayan alan da satılan dilimler. Boyalı olmayan alanları saydığımızda çocuklar 30 çıkıyor. Yani orada 30 tane birim kare var. Ve her bir birim kare bir baklava dilimini ifade ediyordu. Bir baklava dilimi de 3 TL idi. O yüzden 30 ile 3'ü çarpıyoruz. Yani 90 TL bu baklava satışından kazanç elde edilmiş. Sayfa 253'e geçtik çocuklar. Üçüncü sorudayız. Aşağıdaki kareli kağıtta her kare bir birim karedir. Buna göre geometrik şekillerin alanlarının kaç birim kare olduğunu bulunuz ve altlarına yazınız demiş. En baştaki şeklimiz 15 birim kareden oluşmaktadır. Siz de kendi kitabınıza sayıp kontrol edebilirsiniz. Bu şeklimiz 9 birim kareden oluşmaktadır. Bu şeklimiz 16 birim kareden oluşmaktadır. Bu şeklimizde çocuklar tam kareler ve yarım kareler var. O yüzden beraber bakalım. Önce tam kareleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tam kare var. 1, 2, 3, 4 tane de yarım kare var. 4 yarım kare az önce de söylemiştik zaten. 2 tam kare eder. O yüzden bu şeklimizde toplam 10 birim kareden oluşmaktadır. Dördüncü soruda çocuklar aşağıdaki alan ölçülerine uygun şekiller çizip boyayınız demiş. Bunu sizler kendiniz istediğiniz şekilleri burada verilen ölçülere göre çizip boyayabilirsiniz. Beşinci soru çocuklar. Aşağıda verilen düzlemsel şekilleri alan ölçüleri ile eşleştiriniz. Burada hemen düzlemsel şekillerin kaç birim kareden oluştuklarını bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 birim kare. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 birim kare. Şuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 birim kare. Her saydığım kareye bir önceki videoda da zaten söylemiştim. İşaret koyuyorum çocuklar karıştırmamak için. Buna bakalım. 4, 8, 12, 16, 20, 22, 23, 24 birim kare. Sayfa 255'e geçtik çocuklar. Hemen okuyalım sorumuzu. 1. Aşağıdaki kareli kağıtta verilen karesel ve dikdörtgensel bölgeleri inceleyiniz. Alttaki tabloyu geometrik şekillere uygun olarak tamamlayınız. Bakalım. Burada da zaten ABCD dikdörtgenini örnek olarak yapılmış. Biz JKLM dikdörtgenine bakıyoruz. Yani şu dikdörtgene. Şeklin bir satırındaki birim kare sayısını istiyor çocuklar. Bir satırındaki birim kare sayısını. Satır yatay olan kısımdı bildiğiniz gibi. Şimdi burada
Bir satırda 1, 2, 3, 4 tane birim kare var. Peki şekildeki satır sayısı kaç? 1, 2. Buraya da 2 dedik. Şekildeki toplam birim kare sayısı. 4 burada var. 4 de burada var. 8. Peki şeklin alanı? 4 ile 2'yi çarpıyoruz. 8 birim karedir çocuklar. OLMN karesine bakalım. OLMN. Şeklin bir satırındaki birim kare sayısı. 1, 2, 3. Bir satırda 3 tane birim kare var. Şekildeki satır sayısı kaç? 1, 2, 3 tane satır var. Şekildeki toplam birim kare sayısı 3, 6, 9. Peki şeklin alanı 3 ile 3'ü çarpıyorum. Yani şeklin bir satırındaki birim kare sayısıyla şekildeki satır sayısını çarpıyoruz. Zaten buradaki sonuç oluyor da. 9 birim kare. U, V, Y, Z dikdörtgenine bakalım. Yani şuna. Şeklin bir satırındaki birim kare sayısı 1, 2, 3, 4. Şekildeki satır sayısı kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şekildeki toplam birim kare sayısı 24 olur çocuklar. O yüzden şeklin alanı da 4 çarpı 6 eşittir 24 birim kare. Son olarak ÖPRS karesine bakalım. Yani şuraya. Şeklin bir satırındaki birim kare sayısı 1, 2, 3, 4, 5. Şekildeki satır sayısı 1, 2, 3, 4, 5. Dolayısıyla şekildeki toplam birim kare sayısı da 5 kere 5, 25 olur çocuklar. Şeklin alanı da 5 çarpı 5 eşittir 25 birim kareden oluşmaktadır. Son sayfaya geldik çocuklar. Yani 256. sayfaya. İkinci soru. Aşağıdaki dikdörtgen birbirine eş karelere ayrılmıştır. Boyalı bölgenin alanı 11 birim karedir. Boyalı olmayan bölgenin alanının kaç birim kare olduğunu bulunuz. Çocuklar önce buradaki dikdörtgenin alanını hesaplayalım. Burası 7 birim kareden oluşmaktadır. Burası da 6 birim kareden. O halde 7 ile 6'yı çarpıyoruz. 42. Boyalı bölgenin alanı da 11 birim kareydi. 42'den 11'i çıkarırsak 31 birim kare olarak boyalı olmayan bölgenin alanını bulmuş oluruz. Üçüncü soru. Aşağıdaki şekilde BCDK karesinin alanı 4 birim karedir. Yani burası 4 birim kareymiş. JKLM karesinin alanı 16 birim karedir. Yani burası 16 birimmiş. Buna göre ABKJ dikdörtgeninin alanını hesaplayınız. Yani buradaki dikdörtgenin alanını bulacağız. Şimdi çocuklar buradaki karenin alanı 4 birim kare ise bir kenarı 2 birimdir. Neden? Karenin alanını bulmak için iki kenarı çarpıyorduk. 2 kere 2 4. O halde bu kenar da 2'dir. Burası da 2'dir. Buradaki karenin alanı 16 birim kare ise her bir kenarı 4 birimdir. Çünkü 4 kere 4 16 birim kare eder. O halde bu kenar da 4. O zaman buradaki dikdörtgenin bu kenarı 4, bu kenarı 2 birim ise 4 ile 2'yi çarparız. 8 birim kare olarak buluruz buradaki dikdörtgenin alanını. Dördüncü soru. Bir dikdörtgenin uzun kenarı 12 santimetre, kısa kenarı 4 santimetredir. Bir kenarı 7 santimetre olan karenin alanı ile bu dikdörtgenin alanının farkını bulunuz. İşlemi daha iyi anlayabilmeniz için buraya bir dikdörtgen, buraya da bir kare çizdim. Bu dikdörtgenin uzun kenarı 12'ymiş, kısa kenarı 4. O halde 12 ile 4'ü çarparız. Alanını hesaplarız. 4 kere 2, 8. 4 kere 1, 4. Yani bu dikdörtgenin alanı 48 santimetre kare. Peki bu karenin alanı kaç santimetre kare bakalım.
7 kere 7 49 santimetre kare. O halde farkını sorduğu için 49'dan 48'i çıkarıyoruz. 1 santimetre kare olarak buluyoruz. 5. soru. Aşağıdaki karenin ve dikdörtgenin alanları toplamı kaçtır? Hemen bakalım. Dikdörtgenin alanı 8 kere 3 24 metre kare. Karenin alanı 4 kere 4 16 metre kare. İkisinin toplamı 24 artı 16. 6 4 A'nın elde var 1. 2 1 daha 3 1 de elde 4 metre kare çocuklar. Son soruya geldik çocuklar. 6. soruda buradaki sınıf krokisinde verilen alanların kaç birim kare olduğunu bulmamız isteniyor. Bir öğretmen masasıymış. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4. Öğretmen masası 4 birim kare. Sınıf kitaplığı 2'ymiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim kare. Öğrenci sıraları 3, 6, 9, 12, 15, 18 birim kare. Çöp kovası zaten 1 olduğu için, yani orada bir tane birim kare olduğu için 1. Sınıfımızın alanı demişler. Uzun kenarı 10 birim, kısa kenarı 8 birim. 10 kere 8, 80 birim karedir çocuklar. Videomuzun sonuna geldik. Anlamadığınız bir yer varsa, kafada takılan bir şey olduysa yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşça kalın.